Resulü Muhammed'e selavat. Bak, şu kafa görüyor musun kafa? Benim çekiyor musun? Şu kafa yuvarlak gibi gözükürken burada 7 tane ana sistem çalışıyor. Senin anlayacağını sana, şanzımanı biliyorsun, motoru biliyorsun. Motor zahirde görünüşte bir tank kutu gibi. E piston var. Değil mi? Piston var. Ondan sonra manifoldlar var. Spok kapakları var. Tamam mı? Crank milli var. Soğutma kanalları var. Var. Biliyorsun motor. Motor zahirde görünüşte. İnsan cesedi de böyle. Böyle gözüküyor ama bir sürü organ, karaciğer, böbrek var değil mi? Var. Şimdi kafa yuvarlak. Ama 7 tane sistem çalışıyor. Sistem. Bu sistemi kontrol etmek gayemiz. Çünkü mantığı şu. Kontrol etmediğin her şey seni kontrol ediyor demektir. Arabaya hakim değilsin, araba sana hakim. Ne zaman buz, buzda giderken arabaya hakim olamıyorsun. Artık Allah ne verdiyse. Tamam mı? Buzda kontrol edemedinse araba seni nereye istese oraya götür. Eğer sen bu kafayı, sistemi kontrol etmek istiyorsan, tamam mı? Bu kontrol etmek istiyorsan, bunu tanıyacaksın. Tanımadığın şeyi kontrol edemezsin. Tamam mı? Edemezsin. O zaman bunu ilk önce kontrol edelim. Eğer bunu kontrol edemezsen, burası cehennem. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Yani cenneti cehenneme gir sonra, o sonraki, şimdi acelesi şu. Dünyan cennet veya cehenneme dönüşüyor. Ha? Şimdi bu yuvarlak sanki bir kazan veya cennet bahçesinde bir bahçe. Peygamberin dediği gibi. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Bizim dünyamızı berbat eden bu. Hırs yapan bu, şehvet, gadab, hiddet, evet. Kendimi moral bozukluğu, can sıkıntısı, dünyam bitti, dünya... Mesela çocuğunu kaybeden kadın, kainat ağlar görür, her şey bitti. Birisine denk geldim yine havalimanında, hayat anlamı yitirdi, mana, nasıl mana yüklüyorsunuz diyor, ne manası diyor, adam bitmiş yani vesaire. Burayı, senin cennet ve cehennem, tamam, bunu kontrol edeceksin. Kontrol edebilmen için bunu tanıman lazım. Tanımadığın hiçbir şeyi kontrol etmeye teşebbüs etme, belki iyilik zannıyla kötülük mevzu. Burada 7 tane birim çalışıyor, 7 birim. Arabanın diferansiyel şanzımanı var. Ondan sonra aksları var, motoru var, soğutması var, bilmem sen 7 tane. Elektrik sistemi var, su sistemi var, diferansiyel var, tam. Yani bunlar lastikleri var. Hani bunun gibi. Şimdi hakim olacaksın. Arabaya bindiğin zaman senin lisanla konuşuyor. İlk önce debriyaj gaza bakıyoruz da biz de bir şoförüz. Nereden kavruyor? Debriyaj üstten mi aşağıdan mı? Bu ne? Arabaya bakıyoruz. Virajda ne yapar? Ondan sonra hız yapıyoruz veya yapmıyoruz. Aa freni debriyaj üstten tutuyor diye. Senin sana anlattıktan sonra şimdi ben bu arabaya sahip olacağım. Bunu tanımam lazım. Şimdi burada 7 tane sistem var. Tahayyül, tasarruf, tahakkuk, tasdik, izan, iltizam, izan, iltizam, itikad. Şimdi bu Z'dir böyle de. Onu anlatacağım çok kısa sana. Dışarıdan alınan resimler var ya manzara. Köydür, deredir. Oo, şuraya bak. O aldığın manzaralar artı senin kendin ürettiğin hayal artı rüya. Rüyada gördüklerin hepsinin depolandığı yer. Başka ne yapar bu? Bir mana geliyor. Ona bir kelime koyacaksın. Kalıba koyacaksın. Mesela sanatın çekici vuruyorsun, arabada gösteriyorsun ya kaportaya, senin mesleğin itibariyle. Çakır, o trafik kazasına büzüşmüş olan kaportayı düzeltiyorsun. İçimizde bir mana geliyor. İfade edemiyorsun, bir tanesi ifade ediyor diyorsun. Aa tamam tamam işte bu, ben de bunu demek istedim. Bu manaları kalıplara, kelimelere dönüştüren yer burası. Tamam mı? Anladım. Anladım. İki, düşüncelerin, dışarıdan gelen düşüncelerin depolandığı artı o düşünceleri kullanarak sen yeniden bir şey imal ediyorsun. Mesela mimar 10-15 tane kafasında proje var, bir tanesiyle bina yapar. Harmanlıyor.
Dışarıdan fikirler geliyor, felsefe geliyor, Risale-i Nur geliyor, Kur'an geliyor, ateistlik geliyor, dinsizlik geliyor. Bir de bunları harmanlıyorsun, kendine göre bir düşünce sistemin var. Onların olduğu yer. Tamam mı abisi? Sonra bu taakkul denilen akıl. Şimdi bu şekilleri, renkleri, bu da düşünceleri. Bunları, buraya getir telefonu. Tahayyül, tasavvuf. Burası serbest bölge. Şurası, çünkü senin kontrolünde değil. Serbest bölge. Ne demek bölge? Her daim senin kontrolünde olmayan yer. Çünkü hayalini ve düşünceleri sen kontrol edemezsin ki her daim. Bazen edersin, bazen edemezsin. Şimdi sorun şurada. Ben niye düşüncelerimi, hayallerimi kontrol edemiyorum diye olmayacak bir şeyi, kontrol edemeyecek bir şeyi ben niye kontrolümde diye problem yaparsan problem buradan çıkıyor. Burası serbest bölge. Tamam mı? Burası serbest. Yani şeytan da var, melek de var. Senin resimde kafada camin yok mu? Kur'an sayfaları yok mu? Baktın da. Peki kötülük de yok mu? Pislikler yok mu? Hepsi orada. Bir dükkanda her şeyde satılıyor. Öyle değil mi? Doğru. Ama camiye gidersen hayır, meyhaneye girersen bütün şer. Ama bir dükkan olur, Kur'an da satılıyor, içki de satılıyor. Avrupa'daki marketler böyle. İçki de satıyorlar. Müslümanlara bir reyon yapmış, Kur'an da satılıyor. Yani insanın kafasında tahayyül ve tasavvur denilen sistemde her şey her şekilde bulunabiliyor. Bu cümleyi unutma. Her şey her şekilde bulunabiliyor. Sen mesela benim kafamda iyi tarafım var, kötü tarafım var. Ama sensin. İyiliklerim de var, kötülüklerim var. Ben seçiyorum. Seninle iyi olmak istiyorsam iyiliğini seçiyorum. Seninle niyet ediyorum, kötü olmak istiyorum. Senin kötülüğünü seçiyorum. Sen hep olsun. Anladın mı? Tek yüz okuyor. Evet. Sayfanın tek yüzünü okumuyor. Gaye şu. Seninle kötü olmaya niyet edersen hiç iyiliklerini görmem. Seninle kötü olmak istersen öyle. İyi olmak istiyorsan kötülüğünü hiç görmem. Demek ki bir insan bir insana düşman oluyorsa, kötü görüyorsa o daha önce niyet etmiş. O olanlar olanlar hikaye. Hepsi hikaye. Hepsi hikaye. Ben seninle iyi olmak istedikten sonra o kadar güzelliğim var ki. Bir kere Allah'ım var. İki, oruç tutuyorsun. Bana yetiyorsa. Ama seninle kötü olmak istersem, bana böyle bakmıştım, böyle gitmiştim, arabayı almamıştım beni, borç vermemiştim. Bunlar hepsi bahane. Hepsi bahane. Tamam. Oruç tutmamak hepsi bahane. Sen yeter ki niyet et, vücut öyle çalışıyor. Hastalık değil. Bahane oluyor. Ama ciddi doktor demedikçe, mesela şeker, bu da şeker hastasıdır. Ha o, onu demiyor. Kendi hani ben zaafım ettiği düşüyorum, zaafım bilmem ne, bahane. Bu taakkul denilen şu. Akıl. Şu. Akıl tarafsızdır. Bu tarafı yok. Tarafsız. Tarafı yok. Tarafı yok. Akıl. Nedir o? Senin araba getirdin. Araban Müslüman mıdır? Yok. Kafir midir? Yok. Senin arabana kafir bir insan bağırır mı? Öyle biniyorsun lan. Der mi? Müslüman bilince köşeyi döndü Müslüman biniyor der mi? Niye demez? Alettir. Peki bunu kafir kullansa, Müslüman kullansa bu değişir mi? Yok. Ha, akıl denilen bir sistemde tarafı yok. Hayra, şerre ikisine değişir. Peki şöyle diyeyim. Ben bugün sohbeti gideceğime karar verirsem 10 tane sebeple şey getiriyor akıl. Diyor ki gitmem lazım, sevap lazım, üçü Ramazan'dır, şöyle bir sürü şey. Yok ben bugün derse gitmeyeyim çünkü hemen akıl sana der ki tabii ya yorgunsun ya. Çalışmak da ibadettir ya. Ya bu evde okursun.
Bunlar hep yapılmıyor. Yani ne niyet edersen akıl ona göre buradan malzeme alıyor. Orayı kullanıyor. Tamam mı? Şurayı kullanıyor. Şurayı kullanıyor. Şuradan malzeme alıyor. Şuradan da malzeme alıyor. Mesela şöyle diyeyim, bak bir daha söyleyeyim. Ben bugün derse gitmeyeceğim. Hemen bu akıl diyor ki, niyet ettin ya, akla mesaj verdin. O orucu da yapacağım. Hemen akıl diyor ki, tasavvur diyor, tabii ya çalışmak da ibadettir. Evime gitmem lazım. Çok da yorgunum. Sonra giderim canım, daha kırk olmadı. Ama yok, derse gitmem lazım deyince, tabii ya, Ramazan'dır ya. Sevap lazım, ahiret lazım, kalpler Allah'ın elinde. Durursa ben ne yapacağım? Veya Ramazan'a uygulayayım şimdi. Sen niyet ettin şeye, oruca, tahakkule niyet verdin, akıl diyor ki, tamam diyor, tutarsın tabii diyor. Kimler tutmamış diyor, sahabeler hangi savaşlarda, Hendek Savaşı'nda bunları tuttu diyor. Ne kadar hastanelerde kötü var, Allah'a şükürler olsun be. Niyet ettiğin anda niyet buna müdahale ediyor. Akıl ona göre çalışıyor. Akıl demek ki ortada bir alet, onun adı alet. Bunun gibi. Kalem şer'i yazmaz mı? Yazar. Allah da yazar. Bu akıl bu. İstediğini yazar. Bunu yazdırtan sensin. Tamam mı? Şimdi bak. Gelin şuraya. Bu buradan bu seçti. Tamam. Şu akıl buradan seçti. Bu düşüncelerin çeşitliğini bir sürü mesela. İyi değilim. Bir tanesi dedi ki ya hastayım, şeker şöyledir. Olumsuz bir adamla dükkanda oturuyorsun. Adam geldi, nasılsın? Sanki pire eline bastın. Adam hep olumsuzluğu anlatıyor. İyi değilim. Ya acaba damarım şey yapacak, ayağım kesilecek. Öteki hastaneye gidiyorsun, diyabetler. Yok şekerden ayağı kesilmiş, kör olmuş, bilmem ne yapmış. Bu sefer senin akıl tasavvurda bir sürü olumsuzluk modelleri var. Hepsini öne getiriyor sana. Kötü ortamda olduğundan dolayı. Gel benim odama, gel benim dershaneme. Hep böyle müsbet adamlar var. Olumsuz da öne çıkarmıyor. Hep doğru. Bu sefer akıl gidiyor tasavvurdan senin hep müsbetlerini öne getiriyor. Onun için kim ne olmak istiyorsan o tip insanlarla beraber. Hemen o tip. Mesela şu anda kendini iyi hissetmiyor musun doğrusu? Peki tam tersini düşün. Olumsuz insanlarla oturup kalkıyorsun. Sen olumsuz insanlarla oturup kalkarken kendini nasıl olumlu hissedeceksin? Neye benziyor biliyor musun? Ağzında şeker var, lezzet almak istemiyorum. Mümkün mü? Suya girmişsin, ha buraya kadar suya girmişsin, islanmak istemiyorum. İslanmak istemiyorsan sudan çık. Suyun içindeyken islanmak istemiyorum, çare mi? Yok. O zaman kitap okumadan, iyi insanlarla beraber olmadan iyi olamazsın. Mümkün değil. Mekan tayin, düşünceler burası. Ha demek ki tasdik, bu akla diyor ki niyet. Ya bak dedi ben bugün işte derse gideceğim. Şimdi bu akıl buralara gidince buradaki doğruları, müsbetleri tercih ediyor akıl. Burada da imbiklerden dönüştürüyor, burada ilim oluyor. Burada da ilim. İlim burada oluyor. İlme dönüştü. İyi veya kötü. Şer ilmi, şeytani. Ha? İlmin şeri yoktur. İlim ilim ama şerde kullanılıyor. Sonra ilim oldu mu? Kafada imal edilenler de buradan da kalbe gönderiliyor. Vicdana gönderiliyor. Vicdana, kalbe gönderilen yol. Burası. Bunu kalbe de gitti mi vicdana? Bu sefer insan eğer hakikaten kafadaki sistem kalbe gitti mi? Fiile dönüşüyor burası. Fiil. Fiile dönüşme yeri. Dönüştü. Yani bir şey kafadan kalbe giderse fiil olur. Örnek yapayım. Babaannelerimiz vardı 108 yaşında. Bu köyümüzde babaanneler var. Akılda kafa yok, ilim yok, cahil. Hemen çeşanını kapatır, namazını kılar. Peki niye? Kalbinde din duygusu var. Ayakta kütüphanedir. Televizyonlarda dini tamir davasında din tahrip edenler var. İmam Hatip mezunu dini biliyor, tamam mı? Ama dine hücum ediyor. Kafasında ilim var. O ilmin karşılığı kalpte his olmayınca dinsizlik yapıyor.
Demek ki insanı harekete getiren ilim değil, o ilmi ilim hisse dönüşmüşse o fiile dönüşür. Kafadaki ilim vicdana dönüşürse iltizam fiile dönüşür, namaz kılar. Namaz kılmayanlar namaz kılmayı bilmediğinden değil. Namaz bilgisi yok mu? Var. Peki niye kılmıyor? Namaz bilgisi var ama namaz duygusu yok. Duygusu yok. Yani kafadaki bilgi vicdanına inmedi. Ayette şey, hadiste de geçiyor, ayette de geçiyor. Onların imanı diyor, boğazından aşağı geçmedi diyor. Ha? Sonra bunu yaşarken senin de itikadını oluşturuyor. Şimdi gelelim. Bugünkü psikoloji hastanelerdeki bütün travmaların, panik atak, depresyon, intiharın sebebi şu serbest bölgeyi kontrol etmeye kalkmasından kaynaklanıyor. Yani burası serbest bölge olduğundan bende niye kötülük var, niye kötü düşünüyorum, niye en yakınıma şehvet duyuyorum, niye efendim ben iyi değilim, niye bu kadar imkanlar her şeyim var olduğu halde kötüyüm gibi. Tamam. Sebebi şu, burası kontrol edilemeyeceği bir şeyi kontrol etmeye kalkıyor. Burada şeytanlıklar da var. Bizde şeytan yok mu? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, büyük cihat nedir? Küçük cihat savaşmak, ölmek. Evet. Büyük cihat içinden geçenleri söylemiyorsun, yapmıyorsun. Büyük cihat bu. Yapmıyorsun, bu içinden geçen serbest bölge, bir de şeytanın sırrını söyleyeyim. Kendi sözü var ya, iyi değilim, kötüyüm, insana şöyle hissettiriyor. Bu iyi değilim, kötüyüm, benim zannediyorsun. Oysa iyi olmayan, kötü ise de kendisi, şeytanın kendisidir. Bak bir daha söylüyorum. Şeytanın sözünü, kendi sözüm. Mesela senden bir şey duydum. Kulağıma geldi. Gittim öteki tarafa, ya arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ya nerede biliyorsun, bu benim fikrim. Oysa senden aldım. Öyle değil mi? Senden aldım, çaldım, oradan benim malım evet. Gibi satıyorum. Ha, kafamızda bir hennas var, hennas. Hennas, hennas demek bu serbest bölgede şeytan bulunabiliyor, öflüyor. Melek de bulunabiliyor, ilham ediyor. İkisi de var. Şeytanın o öflemesi var ya, iyi değilim, kötüyüm, kalbim duracak, öleceğim, imansız mı olacağım, kefene gireceğim, toprağın altına ne yapacağım? Hep bunları pompalayan, kaza olacak, aşı olunca ne olacak, trafik kazası olacak, Allah evet. Olunca ben şey, hastaneye kaldıracaklar, 112 çağıracaklar. Buraya şeytan pompalıyor bunu. Bunu pompalayan o. O zaman Ustad Bedizan diyor ki, onu tanırsan, olumsuzluklar hiç unutma. Vesvese ve düşünce bozuklukları Allah ve meleklerinden gelmez. Allah ve melekleri insanların morali bozulsun, psikoloji bozulsun diye hiçbir olumsuzluk ilhamı vermezler. Bütün olumsuz ilhamlar, vesveseler, vehimler, düşünceler şeytan ve türevlerinden oluyor. Ya cinler öflüyor sol kulağından, ya şeytan veya nefsim var. Cinler öfürürse bizde cinnet ve cinsellik oluyor. Cin olduğu nettir. Ha, o zaman diyeceksin ki benim şu düşünce bozukluğu bana ait değil. Burası serbest bölge. Evet. Şimdi sen İstanbul'da meyhane yok mu? Cami yok mu? Sen meyhane var diye sen sarhoş musun? Allah sana günah yazacak mı? Yok. Cami var ama namaz kılmıyorsun. Sana namaz kıldığın sebebi yazılacak mı? Yazılmıyor. Ha, İstanbul gibisin kafa, tamam mı? Herkes her şekilde bulunabiliyor. Zalim de var, alim de var. Ha, kafanda bu serbest bölge, buradaki kötülüklerle sana günah yazılmadığı gibi sana buradaki iyiliklerle sevap yazılmıyor. Rüyada Kur'an okumayla hatim etmiş olmuyorsun. İlle uyanık alemde okuyacaksın. Anladın mı? Ha, buradan peki melek hermanlukada anlattım. Kafanıza gelen, düşüncelerinize gelen vehim ve vesvese, kaza olacak, bilmem ne yapacak, imansız gideyim, yanaşamıyor kadın, çocuğu atar mıyım? İyi değilim, kendime zarar veririm. Bu serbest bölgenin özelliğidir. Bu böyle olmalı. Zannediyor ki hiç kimse de yok, bende var. Herkeste var kardeş serbest bölge. Ha? Uçak sallaklanınca. O asrın en büyük hastalığı buydu ya. Serbest bölgeyi serbest bilmemekten. Bölge. Aynen öyle. Ha, yani böyle bir zannediyor ki her şey benim kontrolümde olacak. Evet. İstediğimi düşüneceğim, istediğimi hayal edeceğim. Hayır.
her düşünce, her şekil senin isteğinle olmuyor. Anladın mı? Onun için ben arefe nefsehu, fakat arefe rabbehu. Kendini tanırsan, o zaman Allah hakkıyla tanırsın. Allah bile diyor ki, beni mi tanımak istiyorsun? Beni mi sevmek istiyorsun? Evet ya Rabbi, ilk önce şunu yap. İlk önce kendini tanı, sonra beni tanırsın. Doğru. İlk önce kendini sev, sonra beni seversin. Kendini sevmeyen Allah'ı sever. Doğru. Bitti. Allah'ı sevmeyen kendisini sevmiyor zaten. Doğru. Ha, o zaman sen bunu tanıyınca ne diyorsun? Ha, serbest bölge, yani şu var ya şu ikisi. Şuraya aldık, bak buraya gir. Doğru. Buraya alınca ne varmış bunlar? Bu Risale'de geçen cümleleri topladım. Ustadım ben rüyada gördüm. Ustad şöyle diyor. Bak ne diyor? Birbirine zıt. Her şeyin bulunabildiği ve kontrol edilemediği ve her şeyin her şekilde bulunabileceği bir yerdir. Bu ustadın cümlesi bu. Bak birbirine zıt. Her şeyin bulunabiliyor. İman da bulunabiliyor. Evet. Küfür de bulunabiliyor. Meleklerin ilhamı var. Şeytanın vesvesesi var. Bulunabildiği ve kontrol edilemediği. Kontrol etmeye kalkarsan kontrolünden çıkar. Uğraşma diyor. Meşgul olma. Çünkü burası kontrol edilecek bir yer değil. Doğru. Şu anda sen böbreğini kontrol edebilir misin? Değil. Daha tansiyonuna sahip değilsin daha. Buraya ne sahip olacaksın? Bunu bildiğince rahat ediyorsun. Mesela kötülük evet. geliyor. Kızın adam şehveti var böyle. Psikoloji hastalar var hastanede. Denk geldim ben mesela Rize'de de. O bunu anlattım. Bu gayet normal kardeş. Kafadan hariç. Her şey diğerlerine benziyor. Anlattım. Bu senin seninle alakası yok bu. Sistem böyle çalışıyor. Değil mesela mi? Mesela sen düşünerek mi nefes alıyorsun? He? Hayır. Peki düşünerek mi sesi duyuyorsun? Yok. Niye? Sistem böyle çalışıyor. Şu anda nefes alıp vermesene iradenle mi? Değil. Sen düşünerek mi alıyorsun? Düşünsün. Zaten düşünceye bırakılsa nefes alma verme aralığını sen aklın ayarlamaya kalksan çoktan öldün zaten. Çoktan öldün ya. Ben onu nasıl ayarlayacağım onu? Şu saniye. Aa bir dakika. 0-5 saniye aralığında nefes almam lazım. Nasıl alacaksın onu? Ha, sistem de böyle çalışıyor. Kendini kötü hissetmek kötü olduğundan değil. Sistemde var olduğundandır. Anladın mı? Ha, sistem. Ya ben kötüyüm. Kötü değilsin. Hiçbir insan kötü değil. Sistemi tanımadığından kaynaklanıyor. Onun için yeter ki böyle bir tanım. Bana da geliyor. Geliyor. Ne yapıyorum? Benim yanımdakine de anlatıyorum. İyi diyelim şey yapayım. Olan sens. Usta diyor ki tanırsan gider. Bak tanırsan hemen kayboluyor. Tanımasın gidiyor. Peki bu konuşmalarda niye rahatsın? Aa sistemi tanıdım. Evet. Gerçekten bak, tanıdım onu. Mesela uçakta niye korkar? Sistemi bilmiyor. Ben uçakta eğitim görmüşüm. Kanat bölümünde mezunum. Kanat var ya şu kanat. 3 metre hava basıncında, 3 metre aşağıya dönebiliyor. O kadar esnektir. O kadar esnek ki 3 metre abone kasabiliyor. 3 metrede yukarı gidebiliyor. 6 metre oynayabiliyor. Hava basıncından dolayı. Onun için uçak düşme ihtimali çok zordu. Aptal olmamak şartıyla pilottum. Peki titriyor basınç farklılığından. Böyle böyle yapıyor. Rüzgar farklılığından. Peki bir tehlike var mı? Hiçbir şey yok. Ben bildiğimden dolayı çok rahatım. Adam bilmeyince... Aha. Aynı işte sen de uçuyorsun. İki kanat. Tahayyül, tasavvuf, kanat. Evet. Bazen türbülansa giriyor. Tak 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 tak. Peki türbülanssız uçak olur. Kasisiz, virajsız yolu olur mu? Sen hiç böyle viraj almadan bir yere gidebildin mi? Hiç mi çukura düşmüyorsun? Hiç mi fren kullanmıyorsun? Hiç sarsılmıyor mu? Aniden şeyler olmuyor mu? E şimdi uçak. İki tane şey var. Bir. Titremesinin sebebi basınç farklılığından, orada hava yoğunluğunun farklılığından kaynaklanıyor. Eğilip kalkması basınçta havada, hava akımından. Diyelim ki rüzgar böyle gidiyor, uçak eğilerek ona karşı gidiyor. Peki nedir? Uçağın bir kanadı tahayyül, bir kanadı tasavvur. İstediğin gibi gidiyor. Peki bildiğin halde niye biniyorsun? Çünkü biliyoruz ki korksak da bir şey ifade etmez. Korku geleceğe aittir, geçmişe değil. Peki ne yapayım biliyor musun? Uçağa binince eğer sen korkuyla alakalı videolar seyretmişsen uçak düşmesinden bir şey evet. Ha, onlar hemen akıl evet, sana gidelim. O uçak düşme modellerini getiriyor, sıralıyor. Falan yerde de düşmüştü, Kanada'da da düşmüştü, Etiyopya'da düşmüştü falan. Peki
Her sene 20 milyon uçak uçuyor. Bir tane kaç tanesi düşüyor? 20 milyon. 20 milyon arabadan kaç tanesi kaza yapıyor? Arabadan o kadar şey ki. Ha şimdi türbülans ve eğilip kalkmalar gayet havada normal olduğu gibi tahayyül ve tasavvur kanatlarıyla da insan böyle kanadına vurur. Hani türbülansa benzer. Tık 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 tık. Hiçbir tehlike yok. Bazen böyle böyle yapar. Hiçbir tehlike yok. İnsan bazen hayal, şekille türbülansa girer. Bazen düşüncelerle dengesi bozulabiliyor. Ama hiçbir tehlikesi yok. Kötüyü düşünsen bile küfür değil. Haram bir şeyi hayal etsen bile haram yazılmıyor. O çok iyi. Anladın. Basitmiş ya. Ama basit ama. Bu anlattığım 3-5 dakika ama 30 sene verdi. Evet. Yetmiyor. Şu serbest bölgeyi rüyasını ustad geldi anlattı bana. Aynı ha buraya geldi. Buraya. Bu masaya geldi. Abdest alıyor. Kafası açık. Abdest böyle almış. Her tarafından böyle su akıyor. Heyecanlı heyecanlı geldi. Bu tahtayı görüyor. Bu tahtayı görüyor. İtiraz etmiyor. Bu nereden çıktı ya? Sen de bunu ne yapıyorsun ya? Demedi. Hemen geldi. Buraya geliyor. Kitaplar orada Osmanlıca. Rüşt abi şurada duruyor. Allah. He. Hemen gelir gelmez usta ben ustadım hemen şey. Hemen geldi ya buraya geldi. Ustadım bana dimağı anlatır mısın dedim. Hemen ha buraya geldi ya kenarda. Ben de burada kenarda duruyorum. Rüşt abi dedi ki kitabı ver dedi. Sanki planlamışlar daha önce. Hangi kitabı da demiyor. Getirdi. Osmanlıca anlatıyor ama hep çiziyor böyle. Bak burası serbest bölge. Burası berzah. Akla berzah diyor. Burası serbest diyor. Burası senin kontrolünde değil diyor. Kontrol edersen o kadar şey diyor. Karındır diyor. Bundan endişe etmeye gerek yok. O tek tek anlatıyor bu serbest bölgeyi. Serbest bölge ismini de o verir. Yani bu çalışmanın üstüne mi geldi? Yani? Tabii. Kaç seneden beri çalışıyoruz. Dima. Ustadı bir rüyada Allah'tan. Allah merhamet etti. Geldi serbest bölge dedi. Ben de size. Ha. Bu kadar olur. Ama 30 sene artı işte o ihlaslı, samimi olacaksın, insanlara faydalı olacağım diye Allah da merhamet etti. Bak şimdi mesela bunu adam şu dediğimi durdura durdura dinlese, yazsa, idrak etse hastalığına olay bitiyor. Bitti. Aynen. Serbest bölge. Ya bana niye geliyor ya, niye kendimi kötü hissediyorum. Kardeşim senin serbest bölge var. Ümraniye'de serbest bölgeye girince vergi girmiyor. Evet. Vergi girmiyor. Şimdi sen uçak misali unutmasan niye titriyor? Ya kardeşim Trabzon'un üzerindeki havanın yoğunluğuyla Tokat'ın üzerindeki Suudi Arabistan'ın üzerindeki havanın yoğunluğu aynı mı? Değil. Peki uçak nasıl gidiyor? Motordan gaz atıyor. Eğer buradaki yoğunluk hafifse pşşş diye geçiyor. Yoğunluk fazlaysa çıkan gaz oraya vurunca sağlıyor. Yani yoğunluk farklılığında. Peki niye böyle böyle yapıyor? Ya buradan esiyor Lodos'tan, Poyraz'tan. Peki uçağı şey yapabilir mi? Bak ben sana diyorum ki uçağı düşüremez. Niye? Şu kanat o rüzgara karşıdır. Kanat ne? O kadar esnek ki bulunduğu şu sistemden 3 metre böyle inebiliyor. Gel buraya düzeliyor hemen. 3 metre de böyle alalım. Toplam ne kadar? 6 metre oynayabiliyor. Yani kanadı kopartamaz bu basınç. Ha, demek ki böyle böyle yapması rüzgar hareketlerinden türbülans olması yoğun farklılığından. Bunu bildiğin zaman adam rahat uçuyor. Bilmeyince kabusa dönüyor. Ha, senin de iki tane kanadın var. Tahayyül ve tasavvur. Bir, şeklen ve düşünce kanadı. Şekil, mekanı oluşturuyor. Tahayyül. Tasavvur da düşünce. Şekil ve düşünce farklılığı seni böyle yapacak, sarsacak, bazana gideceksin. Hatta nasıl yapıyor? Eğer diyor tuvalete ihtiyacınız yoksa diyor oturduğunuz yerde diyor kemerinizi yapın diyor. Çünkü diyor ileride gelecek hava şartlarından dolayı türbülans olabilir diyor. Millet yapıyor mu? Yok gayet normal. Peki normal olduğunu nasıl anlayacağız? Bunu da deyip kapatıyorum. Yemek dağıtan hostesler kadın olduğu halde ne kadar rahat? Hiç korkuyorlar mı? Korkuyorum. Peki erkek adam cesur değil mi? Niye korkuyor? Çünkü kadın sistemi biliyor, cesareti fıtratından değil, sistemi bilmesinden kaynaklanıyor. Kadın erkek korkmasının sebebi cesaretsizliğinden değil, sistemi bilmemesinden kaynaklanıyor. Sistemi bilen kadın gayet sen korkarken gülüyor. Yemek veriyor. Beyefendi çay ister misiniz diyor. O anda sen 9 doğuruyorsun. Ama o kadar rahat. Peki bunun rahatlığı nereden geliyor?
Sistemi biliyor. Erkeğin korkması nereden geliyor? Sistemi biliyor. Tamam. Soracağınız var mı? Bir şey kalmamış ki zaten. Ha, o zaman bundan sonra gittiğiniz zaman araba kazanı yapar şey yapar. Oo, serbest bölgeye şunu da bırakayım da sen hoşuna gidecek. Ya araba kaza yaparsa ben ölürüm, ölürsem kefenlenirim, 112 çağırırlar, bilmem ne yaparlar. Evet. Buraya, buraya şeytan öfürüyor. Hemen karşısında olur mu canım ya, her şey kaderiyle takdir edilmiştir kısmetine kadar gibi şeyler de melek ilham ediyor. Buraya da melek atıyor. Herkes atıyor. Buraya melek, melek ilham eder, ilham. Şeytan, şeytan, vehim ve vesvese veriyor, atıyor. Ha, buraya herkes atıyor. Doğru. Peki hangisi fazla atmasını istiyorsun? Eğer iyilerle beraber oturup kalkarsan, derslere gidip kitap okursan, bu şeytanın atması azalıyor, meleklerin atması çoğalıyor. Eğer sen olumsuz insanlar oturup kalkar, kitap okumazsan, kötü yerlerde kötü insanlar olursan bu taraf artar. Evet. O zaman kendini kötü hissetme, iyi hissetme senin elinde. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yaparsan melek atar. Dört tane. Doğru yerde, doğru yerde, doğru zamanlarla, zamanda, doğru insanlarla doğru yaparsan meleğin ilham artar. Yanlış yerde, yanlış insanlarla, yanlış zamanda, yanlış iş yaparsan şeytanın artar, kendini kötü hissedersin. Yani dünya ve hayat sırf para değil, hayat değil. Tamam. Öyle zenginler var ki şu anda internet eşinde ama benim hiçbir şeyim yok. Ama bazen diyorum ki ya Rabbi benim kadar huzurlu dünyada kimse var. Bazen inan ben öyle bir vakıf tanıyorum ki dayanamıyor. Diyor ki ya Rabbi şu andaki huzurumu azalt Allah'ım, kaldıramıyor. Öyle huzur ki yaşayamıyor yani. Yemek yemiyor, şey yapamıyor, oturup kalkamıyor. Huzur var. Sistemi çözmüş. Tamam. El-Fatiha.